kışlaya! Asker! Kışlaya! Asker! Kışlaya! Asker! Kışlaya! Asker! Kışlaya! Kışlaya! Biz de Çin'e geçin komutan! Biz de Çin'e geçin buradan! Hadi satırsa Çiğdem, hadi! Ben buradayım, hadi! Neymiş, vali göndermiş, çekilin diyor. Yalan! Ne, telefon var mı? Telefon var mı? Komun yeri telefon. Işte. Telefon var mı, telefon? Hadi Çiğdem, hadi! Gelin! Gelin! Ne yapıyorsun orada, insin aşağı! Oğlumu aldım, dışarıya çıktım, bir çevreye bir bakınayım dedim. Ortalık tamamen sakindi. Yani. Televizyonda görünce, meydanlara inin dediğini görünce. Biz tekrar çarşıya indik işte, o zaman belediye başkanı. Sonra biz yine karakolun yönetimi. Televizyondan darbe duyar duymaz metni okuyan o bir TRT1'deki haber söyleyen bayanı dinlerken ben o metni sonuna kadar dinleyemedim zaten. Ayağa kalktım. Olamaz dedim. Böyle bir şey olamaz. Dinlemiyorum. Ben bu metni kabul etmiyorum dedim ya. Kimse benim ülkeme darbe yapamaz dedim ya. Ben babamla yan yana oturuyordum. Çocuklarım vardı. Ben arabayı aldım. Çocuktan anahtarı zorla aldım. Dedim ki ben çarşıya gitmem lazım. Önce bir karakolun önüne gittim. Bizim karakolun önü eski karakol değildi. O gün mesela. Havanın önüne vardık, durdurduk arabaları. Hemen ben atladım arabanın önünden, şeye çeştim, arabaların önüne geçtik. Böyle önlerine geçtik önce. Onlar içeri girmek istiyorlar, mücadele veriyorlar. Biz hayır giremezsiniz. Baktım iş ciddiye gibi bayağı bir. Baktım kapı açık mı değil mi diye kontrol ettim önce. Allah'tan kapı açıkmış. Kapı açılır açılmaz ben içeriye bir daldım. Asker beni katmak istemedi bayağı bir. Bayağı bir mücadele ettik. Dedim ki anahtarı ver dedim. Hatta içeriye girdim. Şoföre diyor ki sen diyorum FETÖ'nün askeri misin diyorum. Yanında da komutanı falan var. Ta öbürküsü de komutanınla görüşüyor. Kes sesini diyor kadın diyor. İn arabadan diyor. Sen dedim kimin köpeğisin dedim. Sen kime hizmet ediyorsun dedim. İnmiyorum dedim. Bu araba bizim arabamız dedim. Ver anahtarı dedim. Sen beni indiremezsin dedim buradan dedim. Bayağı bir orada konuştuk, mücadele ettik işte. Sonra dedim ki askere dedim yumuşak bu sefer baktım. Onlar sert, biz sertleşince onlar da sertleşiyor. Dedim ki hatta samimi söyleyeyim çocuğum gibi yanağını uçtan. Sen bizim Mehmetçiğimizsin dedim. Sen bize dedim el kaldıramazsın. O silahla sen bize dedim silah mı yönelteceksin dedim. Hayır biz size bunu veremeyiz. Daha dün siz bizim için dağlarda terörist öldürüyordunuz. Siz kim için çarpıyorsunuz? Siz dedim bizim karşımıza nasıl çıktınız dedim ya.